Değerli izleyenler, CHP ve İYİ Parti arasındaki kulak çekme polemiği sonrası gözler iki parti liderleri ve yöneticilerindeydi. Kılıçdaroğlu ve Akşener önce anayasa ardından altılı masa toplantısında bir araya geldi. Peki CHP ve İYİ Parti kulislerinde neler konuşuldu? Ana Haber'de bakacağız. Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday kim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında görmek istiyor. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Çocuğun kulağı çekilecekse evin reisi çeker, babası çeker, evin babası çeker. Başka bir şeyi çekmez. Önce İYİ Parti, ardından CHP'den gelen açıklamalar iki parti arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Kavgalı eve gelin verilmez derler. Yavuz Bey ile Engin Bey kavgası sadece görünen taraf. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşmuş, kazanamama endişemiz var demişti. CHP'den yanıt Grup Başkan Vekili Engin Altay'dan gelmişti. Altay, çocuğun kulağını evin reisinin çekmesini bekliyoruz dedi. Buna karşılık kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek saygın bir heves değil yanıtını verdi Ağralioğlu. CHP Grup Başkan Vekili İYİ Partili bir milletvekilini tehdit ediyordu. Akşener bunun kulağını çekmeli diyor. İşte bunlar yönetime gelmeleri halinde milletin kulağını çekerler, milletin. Dahasını söyleyeyim, kulağını keserler, kulağını. Hafta sonu yaşanan kulak çekme polemiği sonrası gözler liderlere çevrildi. Liderler önce altılı masanın anayasa toplantısında, ardından da Demokrat Parti'deki altılı masa toplantısında bir araya geldi. Kendi aralarında bu konuya ilişkin bir değerlendirmeleri olup olmadığı henüz netleşmedi. Ama CHP'de pazar günü yapılan parti kurullarında bu başlık gündemin üst sıralarındaydı. Edinilen bilgilere göre İYİ Parti'den CHP liderine dönük açıklamaların yapıldığı, bu açıklamalardan duyulan rahatsızlık dile getirildi. CHP'den İYİ Parti Genel Başkanı'na dönük bir açıklamanın yapılmadığına da dikkat çekildi.